Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler uzaktan eğitime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün uzun bir konumuz var çünkü hem bitkiler aleminden hem mantarlar aleminden hem de omurgasız hayvanlardan bahsedeceğiz gençler. İkinci dönem full özetleri çok istemiştiniz biz de full özetleri verebilmek için konularımızı biraz daha toplu toplu verelim full özetleri de arkasına ekleyelim dedik o yüzden de bugünkü dersimiz Üç tane alemimizden bahsedeceğiz tabii ki hayvanlar aleminin tamamını anlatamayacağız omurgasız hayvanları da anlatmış olacağız öncelikli olarak dersin başında hemen ödevlerinizi vereyim. Ondan sonra hızlı bir şekilde konumuza geçiş yapalım. Biliyorsunuz son ünitemizdeyiz. Artık son ünitemizin de sonlarına doğru geldik. Sınıflandırmadan bahsetmiştik. Alemlerden bahsetmiştik. Bir önceki dersimizde bakterilerden, arkelerden ve protistlerden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizin de konusu ne gençler? Bitkiler alemindeki canlılar. Arkasından mantarlar alemindeki canlılar. Aynı zamanda da Omurgasız hayvanlar bugünkü dersimizin konusu olacak. Yani sayfa 178'den sayfa 191'e kadar olan konuların tamamına çalışıp bu konularla alakalı soruların tamamını da çözmüş olmanız gerekiyor. Sıfırdan 9'a da. 9 dinamoya da baktığımız zaman hemen burada da göstereyim gençler neresiyle neresi arası sorumlu olduğumuzu. Yine bitkiler alemiyle başlayacağız. Sayfa 132'den başlıyorsunuz. Bitkiler aleminin sorularını çözüyorsunuz. Arkasından sayfa 134'te mantarlar alemi var. 135'te mantarlar alemi var. 136, 137 omurgasız hayvanlar kısımlarını ta ki derisi dikenlilere kadar da çözüyorsunuz. Sayfa 139'a kadar olan kısımda dinamodan ödevinizdir diyeyim. Gençler zaten sona doğru da yaklaştık. Hayvanlar alemini bitirdiğimiz zaman canlı mı cansız mı olduğu tartışma konusu olan virüsleri de anlatacağız. 9. sınıf biyoloji dersine son noktayı koymuş olacağız gençler. Hazırsanız hızlıca başlayalım. Müzik Peki bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Aslında ödevleri verirken neler öğreneceğimizden bahsettik. Bugünkü dersimizde bitkiler alemi bizim konumuz olacak. Arkasından daha gelişmiş yapıda olan mantarlar alemini anlatacağız. Arkasından da omurgasız hayvanların kim olduğundan ve bu hayvanların özelliklerinden bugünkü dersimizde bahsetmiş olacağız gençler. Şimdi bitkiler alemi dediğimiz zaman biliyorsunuz canlıları sınıflandırırken önce hücresel yapılarına göre gruplandırıyorduk. Bizim prokaryot hücre yapısına sahip bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı. Prokaryot hücre yapısına sahip canlılara baktığımız zaman bakteriler ve arkeler alemindeki canlılar prokaryot, protista alemindekiler, mantarlar alemindekiler. Daha sonra bitkiler alemini şuraya yazayım, mantarları buraya yazayım. Hayvanlar alemin alemindekiler ökaryot hücre yapısına sahipti. O zaman bitkiler alemindeki canlıların ökaryot hücre yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bunların hücre sayısından da ben size biraz bahsetmiştim. Bakteriler alemindeki canlıların tamamı tek hücreliydi. Arkeler alemindekilerin tamamı tek hücreliydi. Protist aleminde tek hücreli olanlar da var. Çok hücreli olanlar da var. Bitkiler alemindeki canlıların tamamı çok hücreliydi. Mantarlar aleminde tek de var çok da var. Hayvanlar alemindeki canlılarda çok hücreli canlılardı diyeyim. Şimdi baktığımız zaman bitkiler ökaryot hücre yapısına sahip nasıl canlılarmış? Çok hücreli canlılarmış. Genellikle fotoototrof beslenen canlılardan bahsediyoruz. Neden genellikle kelimesini kullandık? Tam parazit bitki dediğimiz bitkiler var. Tam parazit bitkiler fotosentez yapmıyorlar daha doğrusu konaktan besin ihtiyacını karşılıyorlar hangisi olursa olsun yıldız 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 bitkilerin hücre zarının dışında hücre çeperi adını verdiğimiz hücre duvarı adını verdiğimiz bir yapı vardı. Hücre çeperi ve hücre duvarı tabii ki selüloz yapılıydı. Kloroplast organelinde bulunan klorofil pigmenti sayesinde de tabii ki bunlar fotosentez yapacaklar. Bitkiler fotosentez yoluyla ne üretecek glikoz ürettikleri glikozu da ne yapacaklar kökte gövdede yumruda tohumda meyvede depolayabilecekler mesela ilkbaharda hava çok güzel Bitki fotosentez yaptı. Yaptığı fotosentez sonucunda da glikozları nişastaya çevirerek depoladı. Daha sonra fotosentezin azaldığı sonbaharda, kışta bu depoladığı nişastalardan ihtiyacı olan besini karşılayabilecek. Tabii ki bitkiler fotosentez yoluyla ürettiği ve depoladığı organik maddeleri besin zinciri yoluyla diğer canlılara aktaracaklar. Yani bitki fotosentez yapıp besin üretecek. Bu besini bir tane hayvan yiyecek hayvanı da gidip mesela ben yiyeceğim. Böylelikle bitkide bulunan besin diğer canlılara aktarılmış olacak ya da ben direkt bitkiyi yediğim zaman bitkideki besini vücuduma almış olacağım. Bazı bitki türleri parazit oluyor. Parazitliği de kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Yarı parazit bitkiler var, bir de tam parazit bitkiler var. Yarı parazit bitkilerin şöyle bir özelliği var. Yarı parazit bitkiler konaktan sadece su ve mineral ihtiyacını karşılıyor. Yani topraktan su mineral almıyor. Hangi bitkinin üstüne yapışmışsa ona konaklık yapıyorsa ondan su mineral ihtiyacını karşılıyor. Tam parazit bitkiler ise her şeyini konaktan karşılıyor. Yani su alıyor, mineral alıyor konaktan. Aynı zamanda besin ihtiyacını da konaktan karşılıyor. Mesela şöyle düşün şurası bir tane ağaç olsun şunlar kökleri bunlar da dalları olsun. Bizim tam parazit bitkimiz geliyor şunun üstüne. Bunun üstünde çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Bunun böyle emeç adı verilen yapıları var. Emeçlerini şu ana bitkiye gönderiyor. Yarı parazitse ana bitkiden su mineral alıyor. Tam parazitse fotosentez yapmıyor. Yani bitkilerin fotosentez yapmayanları da var. Bunlar besin, su ve mineral ihtiyacını karşılamış oluyorlar. Yaşadıkları ortama bağlı olarak bulundurduğu yapılar tabii ki farklılık gösterebiliyor. Örneğin çöl bitkilerinde yapraklar körelerek dikenlere dönüşmüş durumda. Mesela kaktüslere baktığımız zaman soğuk ortam şartlarına uyum sağlamış canlılar ya. E, soğuk ortam şartları demeyeyim de çöllerde çok soğuk olur. Soğuk çöller de vardır. O da doğru bir cümle aslında. Ama çölleri çoğunlukla sıcak olarak biliriz. Susuz ortam şartlarına adapte olmuş canlılar ya diyeyim gençler. O ortamında su miktarı az olduğu için Bunlar suyu çok kaybetmek istemiyor. Suyu kaybetmemek için de yaprak ayalarını daha dar hale getirmiş durumdalar. Aynı zamanda yaprakların üstünde yapraktaki hücrelerin ürettiği kütün adı verilen bir madde var. Kütükula tabakası dediğimiz bir tabakanın oluşmasını sağlar. Kurak ortam bitkiler su kaybetmesin diye onlarda bulunan kütükula tabakası kalındır. Sulak ortamda yaşayan, nemli ortamda yaşayan bitkilerde ise kütükula tabakası daha ince bir yapıya sahiptir. Sonra bitkilerde e, açılıp kapanabilme özelliğine sahip su ve gaz alışverişinin yapıldığı yapılar bulunur. Bu açılıp kapanabilme özelliğine sahip su ve gaz alışverişini yapan yapılara stoma ismini vereceğiz. Bitkinin iki tane de ana yapısı var. Bitkinin toprak altında kalan kısımlarına kök sistemi ismini veriyoruz. Bitkinin toprak üstünde kalan kısmına ise sürgün sistemi ismini veriyoruz. Kök sistemine baktığımız zaman hangi yapılardan meydana gelecek? Köklerden. Sürgün sistemine de baktığımız zaman gövde, yaprak, meyve, dal, çiçek bunların hepsi de sürgün sisteminde yer alacak. Bitkilerin kökleri topraktan suyun ve suda çözülmüş halde bulunan minerallerin tabii ki alınmasını sağlayacak. Yani yağmur yağdığı zaman bitkinin üstündeki yapraklara su döküldü diye yapraklar e, su ihtiyacını üstündeki sudan alamaz. Bitki su ihtiyacını illaki köklerden karşılamak zorunda. E şöyle de bir baktığımız zaman. Bitkinin su ve mineral ihtiyacını karşılamasını sağlıyor. Aynı zamanda bitkinin toprağa tutunmasını sağlıyor. Bazı bitki türlerinde kökler besin depoluyor. Depolanan besinler daha sonra yukarılara doğru taşınabiliyor. Bitkilerde hem eşeyli üreme hem eşeysiz üremeyi görebiliyoruz. Tabii ki çiçek açıyorlar, polen oluşturuyorlar. Polenler yumurtalarla birleşiyor döllenme dediğimiz meyve oluşumu söz konusu oluyor. İçinde çekirdekler var ya onlar onun bebişleri yani tohumlarıdır gençler. Çekirdeği ektiğimiz zaman yeni bir bitkiyi elde ediyoruz. Bu çekirdek de eşeğili üreme sonucunda meydana geliyor. Ama bazı bitki türlerinde mesela bitkiden bir parçayı kopartıyorsun dalını kopartıyorsun suya koyuyorsun dal kökleniyor götürüp Odala ektiğin zaman da aynı bitki meydana gelebiliyor. Bu ise bitkilerde görülen eşeğsiz üremeye bir örnektir. Çok yıllık bitkilerde büyüme ve gelişme bitkinin tüm yaşamı boyunca devam ediyor. Mesela hayvanlarda büyüme sınırlı. Ben işte ergenliğe gel girdim. Boyumun uzaması azaldı. İşte 24-25 yaşından sonra insanlarda boy uzamaz. Hayvanlar alemindeki canlılarda büyüme sınırlıdır. Sınırsız büyüme söz konusu değil. Ama bitkilerde sınırsız büyüme söz konusudur. Bitki Tabii ki herhangi bir faktörün etkisiyle zarar görürse ölür ama onun haricinde işte 100 yıl mı yaşıyor? Yıl yıl boyunca o bitkinin boyu uzar diyeyim gençler. Bitkiler toprağa bağlı halde yaşadığından yer değiştirme hareketi yapamaz tabii ki. Ama hareket etmek canlıların ortak özelliği olduğuna göre bitkiler de hareket edecektir. Bitkilerde ise yönelim ve ırganım ismini verdiğimiz iki tane hareket söz konusu olacak. Bitkilere örnek verelim. Karayosunları, ciğer otları, at kuyruğu, maydanoz, gül, kavak, elma, armut, patates, soğan bunların hepsi birer bitkidir tabii ki gençler. Bitkiler canlıların besin ihtiyacını karşılar. Atmosferdeki karbondioksit ve oksijen dengesinin korunmasında da rol oynarlar. Biz de atmosferdeki oksijen ve karbondioksit döngüsünün korunmasında tabii ki rol oynuyoruz. Ama bitkiler bizden bir tık fazla olarak fotosentezde yapıyorlar. Şunu unutmuyorsun. Bitkiler de aynı bizim gibi oksijenli solunum yapar. Yani oksijen alıp karbondioksit verir. Aynı zamanda bunun tam tersi olan bitkiler fotosentezde yaparlar. Bu sefer de atmosferden karbondioksit alıp oksijen verecekler. Oksijenli solunum durmaz. Yani bitkilerin solunum tepkimeleri gece gündüz gerçekleşir. Bitkiler gece gündüz atmosferden oksijen alır, karbondioksit verir. Fotosentez tepkimeleri ise sadece gündüz gerçekleşir. Ee, bitkiler gündüz oksijen veriyor atmosfere falan diyoruz ya aslında gündüz solunum durmuyor. Fotosentez hızı solunum hızından fazla oluyor diyeyim. Gençler ayrıca demişiz bitkilerin kullanılmadığı yer var mı? Mesela bir ilaç oluşturacaksın, mesela tıbbi bir tedavi yapacaksın, mesela pamuktan elbise yapacaksın, işte masayı yapacaksın. Her sektörde bitkiler kullanılıyor. Küçük bir ipucu vereyim. Bazen şöyle bir soru yazmak istiyorum işte mesela. Sağlık sektörü, tıp, eczacılık, mobilya, endüstri, deterjan üretimi yukarıda verilen Alanlardan hangilerinde bitkiler kullanılmaz? Böyle bir alan yok. Çok büyük bir alemden bahsediyoruz. Burada bulunan canlılarda çok farklı şekillerde tabii ki hayatımızda bulunuyor gençler. Her yerde bitkileri kullanıyoruz diyeyim. Bitkiler alemini genel özellikleriyle, ekonomik ve biyolojik önemleriyle bitirdik. Sıradaki alemimiz bitkilerden biraz daha gelişmiş olan canlılar olacak. Yani mantarlar aleminden bahsedeceğiz. Mantarlar alemi de tabii ki ökaryot hücre yapısına sahipti. Bunu çok söyledim, altını çizdim. Sonra Mantarlar sanki toprakta sabit duruyorlar, hareket etmiyorlar diye üreticiymiş gibi geliyor. Mantarlar aktif hareket edemez ama kendi besinini kendi üreten bir mantar türümüz yok gençler. Mantarların tamamı heterotroftur. Yani tamamı besinini dışarıdan hazır olarak alır. Hatta şöyle yapmışlar. Mantarları sınıflandırırken bilim insanları arada kalmış. Bazı bilim insanları demiş ki ya aktif hareket etmiyor, çeperi var. O yüzden mantarlar bir çeşit bitkidir. Bitkiler aleminin altında sınıflandıralım. Başka bilim insanları da demiş ki tamam çeperi var da bitkilerinki selloz yapılı mantarlarınki kim, kitin yapılı. Mantarlar aktif hareket etmiyor olabilir ama kendi besini kendi üretmiyor. Beslenme yönü bakımından da hayvanlara benziyor. Aslında hayvanların altında gruplandırmamız gerekiyor demişler. Sonra bakmışlar ki hem bitkiden farklı hem de hayvanlardan çok farklı özellikleri var. O yüzden de mantarlar için ayrı bir alem açılmış durumda genç Dediğim gibi bunların kendi besinle kendi üreten bir türü yok hepsinin depo e, karbonhidratı da aynı hayvanlar aleminde olduğu gibi glikojendir hücre duvarı bulundururlar ama hücre duvarları da bitkilerdeki gibi selloz yapılı değil kitin yapılı olacak. Mantarlar alemine baktığımız zaman bitkiler alemindeki canlıların tamamının bir hücreli olduğunu söylemiştik. Ha, e, mantarlar aleminde ise bir hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var. Yani kimisi çok hücreli, kimisi tek hücreli olacak. Evde pizzaların üstünde olan o yemek olarak yediğimiz Şirinlerin evi gibi olan mantarlar var ya, o mantarlar mesela çok hücreli mantarlardır ama bizim gözümüzle göremediğimiz ekmeğin mayalanmasını sağlayan maya mantarları var. Onlar ise tek hücreli mantarlar olacak. Mantar hücreleri bir veya birden fazla çekirdeğe sahip, dediğim gibi selüloz yapılı hücre duvarları yok ama hücre duvarları var, kitinden yapılı ayrıştırıcı olan mantarlar var. Ayrıştırıcı olmak ne demek? Organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürmek demek. Ayrıştırıcı maddeler tabii ki ayrıştırıcı mantarlar tabii ki hücre dışına enzim salgılayacaklar. Salgıladıkları enzimler yoluyla da organik atıkları inorganik maddelere dönüştürecekler doğadaki madde döngülerinde rol oynadıklarından ekosistemlerin devamlılığı için tabii ki çok önemliler. Mesela tek hücreli ayrıştırıcı bir canlı olduğunu düşün. Mesela şu bizim mantarımız olsun. Burada da kocaman ölmüş bir canlı var. Mantar ne yapacak? Hücre dışına enzimlerini yollayacak. Yolladığı enzimler sayesinde bu geyikteki organik maddeleri parçalayacak organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürecek. Topraktaki inorganik madde miktarı artacak. Topraktaki inorganik maddeleri de tabii ki üretici canlılar topraktan alarak kullanacak. Size ne demiştim? Çok üstüne basa basa söylemiştim ama çok ünitelerde karşımıza çıkıyor. Çok kullanacağız. İnorganik maddeleri tutuyor da bir canlı organik maddeye dönüştürebiliyorsa yani inorganik maddeleri de hatırlayalım. Su, asit, baz, tuz, mineraller bunlar inorganik maddelerdi. Suyu, mineralleri, karbondioksiti kullanıp karbonhidrat, yağ, protein yapabilen canlı ototrof canlılardır. Organik maddeleri inorganik maddelere dönüştüren canlılar da ayrıştırıcı saprofit ayrıştırıcı saprofit çürükçül canlılardır ayrıştırıcı canlılara da bazı mantarları örnek verebiliriz bazı bakterileri örnek verebiliriz cıbut mantarlar dediğimiz protist aleminde öğrendiğimiz o canlıları verebiliriz şekle bakalım burada bir besin zincirinden bahsedilmiş mesela şöyle Güneş enerjisini kullanmış, fotosentez yapmış ot, otu çekirge yemiş, çekirgeyi serçe, serçeyi yılan yemiş, yılanı kirpi yemiş, işte kirpiyi tilki yemiş gibi. Burada ise baktığın zaman dut ağacını, ipek böceği, ipek böceğini fare, fareyi tilki yemiş. İki tane farklı besin zincirinden bahsediyoruz. İpek böceği de ölür, fare de ölür, ot da ölür, yılan da ölür, kirpi de ölür. Ölü organizmaları parçalayıp onlarda bulunan organik maddeleri inorganik maddeye dönüştüren ise ayrıştırıcı canlılardır. O yüzden de ayrıştırıcı canlılar besin piramitlerinin her yerinde görev yapan önemli canlılardır. Bunların yaptığı inorganik maddeleri de fotosentez yapanlar tabii ki kullanacaktır diyeyim gençler. Sonra mantarlarının bir kısmının da parazit olduğunu biliyoruz. Parmak aralarında genital bölgede mantar olmuş diyorlar ya işte parmak aralarım çok kanışınıyor, mantar olmuş. İşte e, genetik organ da mantar oluşumu söz konusu olabiliyor. Bununla ilgili çeşitli tedaviler verilebiliyor. Mantar öldürücü ilaçlar kullanılıyor gençler. Parazit olanlar tabii ki bir konak üzerinde yaşayacaklar. Bazı mantarlar parazit olduğu zaman çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Ama mantarların bazı türlerinin besin olarak tüketildiğini de biliyoruz. İşte o pizza mizza dedim ya şirinlerin evi şeklinde olan parazit daha doğrusu şapkalı mantarlardan bahsediyoruz. Mantarların bazı türlerinin zehirli olduğunu da haberlerde sıkça duyuyoruz gençler. Mantarların bazı türleri zehirli ve bu zehirler çok büyük zehirlerdir. Yani insanlar gıda zehirlenmesi yaşıyor mesela. İşte gıda yediğim döner tavuk eti bozukmuş, döner bozukmuş. Gıda zehirlenmesi yaşadım. Doktor gidiyor, işte serum takıyorsun, bir gece hastanede kalıyorsun. E, iyileşiyorsun dönüyorsun ama mantar zehirlenmesi öyle bir zehirlenme olmuyor. İçlerinde çok şiddetli zehirler bulunabiliyor. Bu da sizin mantarı yedikten birkaç saat sonra bütün iç organlarınızın iflas etmesine neden olabiliyor gençler. O yüzden asla kendi bulduğunuz mantarı kafanıza göre besin olarak tüketmeyin. Kültür mantarı denilen besin e, amaçlı, gıda amaçlı üretilen mantarları tüketin. Mantardan çok iyi anlamıyorsanız, ay ben dağ bayır dolaşayım, mantar toplayayım, bunu yemek yapayım, asla demeyin diye söylüyorlar gençler. Maya mantarları hariç bazı mantar türlerinde hif adı verilen uzantılar bulunacak. Hatta bu uzantılar pamuksu uzantı olarak da geçer gençler. Neyden bahsediyorum biraz söyleyeyim. Bazı mantarların tek hücreli, bazı mantarların çok hücreli olduğunu söylemiştik ya. Tek hücreli bir mantarda tabii ki uzantılar bulunamaz ama çok hücreli mantarları düşünün şapkalı mantarları. Şapkalı mantarın şapkasına böyle koparttığın zaman altta böyle siyah siyah sanki e, örümcek ağı gibi bir yapı var ya, o yapılarına da aslında hiftir. Hifler birleşerek o örümcek ağını yani miselyumları meydana getirir diyeyim. Miselyumlar da mantarların bulunduğu ortama tutulması yayılmasında, beslenmesinde tabii ki çok etkili olacaklar. Bazı mantar türleri bitki ve alglerle birlikte karşılıklı faydaya dayanan ortak yaşam şekilleri de oluşturabiliyor. Şimdi biz ileriki sınıf sınıflarda ortak yaşam şekillerinden bahsedeceğiz. İki canlı birlikte yaşıyorsa ve bir iki canlı da birbirine fayda sağlıyorsa biz buna mutualizm ismini veriyoruz. Mesela ben ve benim kalın bağırsağımda yaşayan B ve K vitamini üreten bakteriler var. Bunu daha önce anlatmıştım. Ben onlara ev verdim, yemek verdim. Onlar mutlu. Onlar da bana B ve K vitamini verdiği için ben mutluyum. İkimizde karşılıklı, ikimizin arasında yarara dayalı bir ilişki var. Bir canlı grubu arasında daha var. Çok sorularda çıkıyor. İşte tutmuş bitkilerle mantarlar ya da bitki olmak zorunda değil. Şuradaki canlı alt da olabilir gençler. Bitkilerle mantarlar mutualist yaşamaya yani birlikte yaşamaya başlamışlar. O kadar birlikte yaşamaya adapte olmuşlar ki sanki bu ikisi bir araya gelince başka bir canlı meydana gelmiş gibi ekstradan bir isim vermişiz. Yani liken dediğimiz bir canlı yok. Liken algle mantarların birlikte yaşaması sonucu oluşan bir yapının adı. Tabii ki bitki ve alk fotosentez yapan canlılar olduğu için bunlar birlikteliğe besin katıyorlar. Mantarlar da tutunma ortamı ve ortamdan su almayı sağlamış oluyorlar. Bazı mantarlardan elde edilen etken maddeler bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılabiliyor. Özellikle mantardan elde edilen antibiyotikler vardır gençler. Bakteri öldürücü ilaçlara antibiyotik ismini veriyoruz. Antibiyotikler maalesef ki virüslerle mücadelede kullanılmıyor ama bakterilerle mücadelede kullanılıyor. Bakteriyel hastalıklara karşı demek ki mantarlardan ilaç elde edebiliriz tarımsal mücadelede de kullanabildiğimizi söyledik. Hatta maalesef ki bunun asla olmasını istemiyoruz. Biyolojik silah yapımında da günümüzde kullanılabilmekte. Mantarlar genellikle eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirinin takip ettiği özel bir üreme şekline sahip oluyor. Bu üreme sırasında meydana gelen dayanıklı bir yapı olan sporlar oluşuyor. Spor şu demek bu bir üreme hücresi oluşturuyor. Üreme hücresinin etrafını çok kalın bir yapıyla sarıyor. Bu yapı zor şartlara dayanıklı oluyor. Hava ısındı, hava soğudu, hava rüzgarlı. Bu bütün şartlara dayanıklı. Mantarlar oluşturdukları bu sporları etrafa yayıyorlar. Sonra bu sporlar uygun bir ortam buldukları zaman çimleniyor ve yeni bir mantarı meydana getirmiş oluyor. Halk arasında bir laf vardır mantar gibi sen de ne yerden bittin ne çabuk geldin gibi derler. Aslında o lafın temeli şuna dayanıyor. Mesela gezdik ormanlık bir alanı bir ağacın dibinden geçtik hiçbir şey yok ağacın dibinde. Akşam yağmur yağdı ertesi gün bir gittiğimiz zaman ağacın dibinde bir sürü mantar oluştuğunu görebiliriz. Ya dün yoktu bugün bu mantarlar ne çabuk yerden bitti. Denir aslında bizim gözümüzde görmediğimiz mantarların sporları o ağacın dibinde duruyordu. Akşam yağmur yağması ile birlikte mantarlar çimlenebilmek için uygun koşullara yani suya kavuştu. Ertesi günde çok hızlı bir şekilde büyüdükleri için bir sürü mantarı orada görebildik diyeyim gençler. Bazı mantarlarda ise sadece eşeğisiz üreme dediğimiz üreme şekli görülecek bazı mantarlar fermentasyon yapabilmeleri sayesinde ne yapılacak gıda sektöründe kullanılacak deterjan yapımında kullanılacak ilaç yapımında kullanılacak Aynıca, ayrıca sütün peynire dönüşümü ne bileyim üzümden sirke yapılması alkol yapılması bakteri öldürücü antibiyotiklerin üretimi ekmeğin mayalanması yani unun, suyun, tuzun ekmeğe dönüşmesinde de tabii ki mantar türleri göre yapıyor. Buradan da üçüncü ve son alemimiz olan hay, şey altıncı ve son alemimiz olan hayvanlar alemine geçeyim. Bugünkü dersimizin üçüncü alemi ama aslında alemlerin altıncısından bahsediyoruz. Bizim de içinde bulunduğumuz alemden bahsediyoruz. Hayvanlar alemi çok uzun. Omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Omurgasız hayvanları bugünkü dersimizde anlatacağım. Omurgalı hayvanlar da bir sonraki dersimizin konusu olacak. Ama hayvanlar alemi içerisinde daha bir gözümüzle görebildiğimiz canlılar olduğu için bu konuyu öğrenmek diğerlerinden bir tık daha kolay oluyor diyeyim gençler. Hayvanlar alemindeki canlılar hemen ben yıldızlara atmaya başlıyorum. Bir kere hayvanlar alemindeki canlıların tamamı ökaryot hücre yapısına sahiptir. Prokaryot hayvan yok. Tabii ki hayvanların en gelişmişi çekirdeği falan bulunan canlılardan bahsediyoruz. Tek hücreli bir hayvan tanıdığım yok. Hayvanlar alemindeki canlıların tamamı çok hücrelidir. Genellikle aktif olarak yer değiştirebilen canlılardan bahsediyoruz. Neden genellikle kelimesini kullandık? Çünkü hayvanlar aleminin en gelişmemişi olan süngerler e, deniz diplerinde. Ee, zemine bağlı olarak yaşıyorlar Yani bunlarda aktif hareket görülmüyor Deniz anasında aktif hareket var Ama bunun başkalaşım geçirmeden önce Hidra denilen formu var Onda da aktif hareket yok Çoğunluğunda yer değiştirme var Ama hepsinde var diyemeyiz. Hayvanlar alemi içerisinde tabii ki kendi besinle kendi üretebilen bir hayvan tanıdığımız yok. Hayvanların tamamı heterotrof beslenme özelliğine sahiptir. Yani hepsi besinle dışarıdan hazır olarak alır diyeyim. Hayvanların çoğu eşeğili üreme yaparak çoğalacak ama bazı hayvan türlerinde eşeğsiz üremenin bazı çeşitlerini de görebileceğiz. Tomurcuklanma, partonogenez gibi eşeğsiz üreme çeşitleri meydana gelebiliyor. Bazı hayvan türlerinde de hem eşeyli üreme görülebiliyor. Mesela ne gibi? Deniz yıldızını düşün. Bu bir hayvandır. Derisi dikenlidir. Omurgasız hayvandır. Normal şartlarda eşeyli üreme yapabiliyor. Ama vücudundan bir parça koptuğu zaman kopan parçanın olduğu kısım da kendini yeniliyor. Ana kısım da kendini yeniliyor. Birey sayısı artıyor. Yani eşeysiz üreme yaparak da çoğalabiliyor. Hayvanlar alemini kendi içerisinde omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar şeklinde iki gruba ayıracağız. Tabii ki buradaki en bariz fark tut bakayım ensenin enseni tut. Ensenden ta kuyruk sokumuna kadar uzanan o yatak reklamlarında gördüğümüz S şeklinde bir omurgamız var bizim. Omurgasız hayvanlar dediğimiz hayvanlarda bu omurga yapısı yok ama omurgalı hayvanlarda balık, kuş, sürüngen, memeli bunlarda omurga var. Hatta bizim omurgamızın içerisinden ana bir sinir şeridimiz geçiyor. Bu ana sinir şeridi de omurilik adını verdiğimiz şerittir diyeyim. Gençler, öncelikli olarak omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanları da kendi içerisinde gruplandırarak bir kopyalayayım size. Şimdi omurgasız hayvanlarımız varmış, bir de bizim omurgalı hayvanlarımız varmış. Omurgasız hayvanlara baktığımız zaman öncelikli olarak kimden bahsedeceğiz? Süngerlerden bahsedeceğiz. Arkasından kimler gelecek? Sölenterler gelecek. Sölenterlerin arkasından solucanlar gelecek. 3S arka arkaya. Solucanların arkasından da yumuşakçalar dediğimiz yumuşak çalar dediğimiz canlı gelecek. Yumuşakçaların arkasından böceklerin de içerisinde bulunduğu eklem bacaklılar gelecek. Eklem bacaklılardan sonra da derisi dikenliler dediğimiz grup söz konusu olacak. Omurgalı hayvanları ise kendi içerisinde beşe ayıracağız. Balıklar bizim birinci grubumuz. İki yaşamlılar dediğimiz kurbağaların ve semenderin içerisinde bulunduğu bir grup var. Arkasından bizim sürüngenlerimiz gelecek, sürüngenlerimiz gelecek, arkasından kuşlar gelecek, kuşların arkasından da memeliler dediğimiz grup söz konusu olacak. Biz bunları gelişmemişten gelişmişe doğru bilmek zorundayız gençler. Omurgasız hayvanlar, seda, sayan, sosis, yedi şeklinde aklımızda kalabilir. Omurgalı hayvanları da yorumlarda gördüm geçen sene gençler. Biskrem şeklinde kodlamışlar. Biskrem şeklinde de gelişmemişten gelişmişe aklınızda tutabilirsiniz. Seda sayan sosis yedi. Ee, Biskrem diye de bu tarafı tutuyorlar diyeyim. İsterseniz ezberleyin isterseniz siz kendiniz bir kodlama uydurun ama kodlamalar akılda kalıcılığını arttırır onu da unutmayın diyeyim gençler. Şimdi omurgasız hayvanların genel özellikleriyle başlayayım. Şimdi ben hayvanlar aleminden bahsettim ya hayvanlar alemindeki işte mesela süngeri çok görmüş olamayız. Filmlerde falan görüyoruz. Aktardanca gerçek süngeri görebiliyoruz. İşte eklem bacaklı böcek falan görüyoruz da derisi dikenleri de çok fazla hayatımızda görmüyoruz. Omurgalı hayvanları düşün. Bir sürü balık biliyorum. Bir sürü işte kurbağa çeşidi var. Semender var. Yılan var. Timsah var. Kaplumbağa var. Leylek var. işte civci var. Güvercin var. Bir sürü kuş türü var. Bir sürü memeli canlı türü var. Buradaki canlılar biraz daha tanıdığım canlılar. Ama bir insanın tüm omurgalıları geçtim tüm memelileri tüm kuşları sayma ihtimali yok. Buradaki grubun genişliğini 3 aşağı 5 yukarı hayal edebildik mi? Ettik diyelim. Buradaki canlılar hayvanlar aleminin böyle %10 %15'ini oluşturuyor. Bak, o kadar çok canlıdan bahsettik sadece %10 %15'ten bahsediyoruz. Hayvanlar aleminin en büyük kısmını omurgasız hayvanlar oluşturur. Omurgasız hayvanların da en büyük kısmını eklem bacaklılar oluşturur. Yani dünyada en fazla sayıya sahip hayvan eklem bacaklılar böceklerdir gençler diyeyim. Omurgasız hayvanlar çok aşırı derecede fazla özelliğe sahip ya. O yüzden burada her yapıdan görebilmemiz mümkün. Ne demek istiyorum? Mesela Omurgalı hayvanların tamamında iç iskelet bulunur. Yani kemikler içeride, kemiklerin dışısında canlı bir yapı var. Omurgasızlarda iç iskelet de var, dış iskelet de var. İşte sudan oluşan hidrostatik iskelet dediğimiz bir iskelet de var. Omurgalı hayvanların tamamında böbrek bulunur diyeceğim. Omurgasız hayvanlarda böbrek bulunmaz diyeceğim. Omurgalı hayvanlarda işte ee, şu 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 görülür diyeceğim omurgasız da o da olur bu da olur bu da olur diyeceğim bu grup çok geniş bir grup çok büyük bir grup olduğu için her şeyden burada görebilmemiz mümkün oluyor diyeyim gençler şöyle bir gözümüzün önünde canlandıralım hafif hafif toparlayalım şimdi detaylarına da başlayalım Hayvanlar aleminin en geniş grubunun omurgasız hayvanlar olduğunu söylemiştik. Omurgasız hayvanlarda kıkırdak ve kemikten oluşan iç iskelet tabii ki yok. Vücutlarının sırt kısmında omurga adını verdiğimiz yapı da yok. Omurgalarının içerisinde omurilik dediğimiz ana sinir şeridi yok. Ya hocam bunların sinir sistemi yok mu? Var. Süngerler hariç sinir sistemine sahip canlılardan bahsediyoruz. Ana sinir şeritleri karın kısmında bulunuyor. İç iskeletlerinin olmadığını da e, unutmayalım gençler. İç iskeleti olanlar var. Iç iskeleti kıkırdak ve kemikten yapılı olanlar yok. Yani kıkırdak ve kemik yapılı iç iskelete sahip olmak omurgalı hayvanlarda göreceğimiz bir özellik olacak. Sinir şeritleri ne yapacaklarmış? Karın kısımlarından geçireceklermiş. Bazılarında dış, bazılarında iç iskelet olduğunu söylemiştim. Tabii ki bazıları suda yaşayacak, bazılarının da karada yaşayan türleri var. Genellikle açık kan dolaşımı dediğimiz bir dolaşıma sahipler. O ne demek? Bizde atar damar, toplar damar, atar damarla toplar damarı birbirine bağlayan kılcal damarlar var. Yani bizde kan her zaman damarların içerisinde akıyor. Damara yaralamadığın sürece kanın dışarı çıkması gibi bir durum söz konusu değil. Ama omurgasız hayvanlarda kılcal damarlar yok. Atar damardan çıkan kan vücut boşluğuna dökülüyor. Vücut boşluğundan da toplar damar tarafından alınıyor diyeyim gençler istisnası var mı var kapalı dolaşım sistemine sahip omurgasız canlılar da var mesela halkalı solucanlarda da kapalı dolaşım olduğunu biliyoruz dediğim gibi omurgasız hayvanlar çok büyük bir grup olduğu için burada her şeyden hemen hemen karşımıza çıkıyor diyeyim gençler omurgasız hayvanları da altı gruba ayırarak inceleyebiliyoruz. Öncelikli olarak kimlerden bahsediyoruz? Süngerlerden bahsediyoruz. Ne demiştik? S, da. Onu yazayım şöyle. Sa, yan büyük harflere dikkat edin. So, sis, ye, y'sinin e'sini buraya alacağız. Di diyeyim gençler. Şimdi süngerler dediğimiz zaman en basit yapıya sahip hayvanlardan bahsediyoruz. Süngerler, yıldızat, hayvanlar aleminde sinir sistemi olmayan tek hayvandır. Sinir sistemine sahip değil. Sölenterler ilk defa sinir sisteminin görüldüğü gruptan bahsediyoruz. Aslında deniz anası ve hidradan bahsediyoruz. Hidra dediğimiz canlı da seneye çok karşımıza çıkacak. Tomurcuklanma yaparak üreyen bir canlı zemine bağlı olarak yaşıyor aynı kelebek tırtıl hesabı. Mesela işte tırtılı görsen, kelebeği görsen, bilmesen ki tırtıl kelebeğe dönüşüyor. Bu iki canlı aynı deseler şahsen ben inanmam. Derim ki ne alakası var? Birinin kanadı var, diğeri yerde gidiyor. Biri şöyle solunum yapıyor, biri böyle solunum. Bu iki canlı aynı canlı olamaz deriz ama başkalaşım geçirerek tırtılın kelebeğe dönüştüğünü biliyoruz. Deniz anasıyla hidranın arasında da öyle bir durum söz konusudur gençler. Solucanlar dediğimiz zaman onu da kendi içerisinde yassı, yuvarlak, halkalı solucanlar olmak üzere gruplara ayıracağız. Yumuşakçalarda vücudu yumuşak bir yapıya sahip olan canlılardan bahsediyoruz midye gibi, salyangoz gibi, ahtapot gibi canlılar yumuşakçadır. Midyenin neresi yumuşak demeyin. Midyenin içerisindeki canlı ana canlıdır. Vücudunun dışarısında kabuk bulunabilir. Aynı sümüklü böcek salyangozda olduğu gibi. Eklem bacaklıların kitinden yapılmış bir dış iskeleti var. Böyle böceklerin üstüne bastığın zaman zaten çatırt sesinin gelmesini sağlayan onların dış iskeletinde bulunan kitindir. Genellikle trake solunumu dediğimiz bir solunum çeşidini gerçekleştirecekler. Derisi dikenliler dediğimiz zaman da deniz yıldızı, deniz kestanesi, deniz lalesi, deniz hıyarı gibi canlılar derisi dikenlilere örnek olacak. Süngerlerle başlıyorum. Süngerler tabii ki çoğunlukla denizlerde zemine bağlı olarak yaşayan, en basit organizasyona sahip, gelişmiş sistemleri bulunmayan hayvanlardan bahsediyoruz. Süngerlerin vücutları böyle kadeh şeklinde olabiliyor, torba şeklinde olabiliyor veya vazo şeklinde de olabiliyor. Süngerlerin vücudunda çok sayıda açıklık bulunuyor. Bu açıklıklara da por ismi veriliyor. Bu porlardan su giriyor, suyla birlikte besin de giriyor. Besin ihtiyacını karşılıyor yani aktif hareket yok ya. Sonra atıklarını da yine bu açıklıklardan dışarıya atmış oluyor. Süngerler yakaladıkları bu mikroskobik organizmalarla ve organik parçacıkları hücre içi sindirim yoluyla parçalayarak besleniyorlar. Süngerlere baktığımız zaman filmlerde denizin dibine dalıp çıkartıyorlar ya. Aslında o denizin dibine dalıp da bıçakla kopartıp çıkarttıkları şey e, hayvan olan süngerlerdir. Ama aktif hareket dediğim gibi yok. Bunların e, evde bulaşık yıkarken ki kullandıklarımız sentetik formudur. Yani bunlar örnek alınarak fabrikada yapılmış olan formudur. Ama gerçek süngerlerde de tabii ki ölü hali aktarlarda satılıyor banyo malzemesi olarak yıkanmak için bunlar kullanılıyor diyeyim gençler süngerler tabii ki eşeyli ve eşeysiz yolla üreyebilecekler bazı türleri hermafrodit hermafrodit ne demek bir canlının hem erkek üreme sistemi hem de dişi üreme sistemi varsa biz o canlılara hermafrodit canlılar diyoruz. Bu canlı hem dişi üreme sistemine sahip hem erkek üreme sistemine sahip olduğuna göre... ...hem yumurta üretecek hem de sperm üretimini gerçekleştirecektir. Kendini yenileme yetenekleri de yüksek. Mesela süngerleri yer alıyorsun bir tarafından bir parça kopuyor. Kopan parçadan hemen yeni bir süngerin oluştuğunu görebiliyorsun. Çok küçük parçalara kesilseler de her bir parçadan yeni bir sünger yer meydana gelebiliyor. Ev ve vücut temizliğinde de günümüzde tabii ki bunlar kullanılabiliyor. Geleyim sölen terlere. Şimdi sölenterler dediğimiz zaman süngerlerden bir tık daha gelişmiş hayvanlardan bahsediyoruz. Sorularda karşına çıkacak olan hidra ve deniz anasıdır. Yıldız atıyorsun çok karıştırılır. Deniz anası yukarıda verilen canlılardan hangisi yumuşakçadır falan gibi sorular gelir. Deniz anasını böyle hep yumuşakça olduğunu düşünüyoruz. Deniz anası yumuşakça değil deniz anası sölenterdir gençler. Sölenterlerde tabii ki o benim bahsettiğim hidra dediğim dediğimiz canlı var diye şöyle bir yapıya sahipti. Bunlar sabit olabiliyor ya da serbest yüzücü olan formları da bulunabiliyor. Mercanlar, hidralar, deniz şakayıkları genellikle sabittir. Deniz anaları ise yüzücü sölenterlere örnek olacak. Gençler doku düzeyinde bir organizasyon gösterecekler. Kas ve sinir dokuları, üreme organları bulunacak. Yıldız sorularda çıkar. Sinir sistemine ilk kez rastladığımız hayvan sölenterlerdir diyeyim gençler. Solunum ve boşaltım sistemleri gelişmiş yapıya sahip değil. Her hücreyle gaz alıyorlar, her hücreyle de atıklarını atmış oluyorlar. Sölenterlerde madde alışverişi böyle dokunun üstüne çıkamadıkları için vücut yüzeyinden tabii ki gerçekleşiyor. Bazı sölenter türleri de e, canlılarla faydalı olacak şekilde hani iki tarafında yarar gördüğü ilişkiler var ya mutualizm diyorduk. Mutualiz şekilde yaşayabiliyorlar. Mesela serenterlerden deniz anemonu dediğimiz tür var. palyaço balığı ile mutualiz bir şekilde yaşıyor. palyaço balığı anemonun içerisine saklandığı zaman avcıları tarafından fark edilmiyor. palyaço balığı burada olunca da anemoyu yiyen canlılar gelip bunu yemiyor. Yani ikisinin de birbirine faydası oluyor. Sölenterlerin bazıları avcılarından korunmak, avlanmak, kendi türüyle veya diğer türlerle ilişki kurmak için çoğunlukla su tarafından daha az soğurulan mavi renkli bir ışık çıkartıyor. Gençler bu mavi renkli çıkarttıkları ışığa biyolüminesans ismi veriliyor salgıladıkları bu ışık sayesinde etrafa ışık saçtıkları için avcıları gelip onları yemiyor. Onları daha tehditkar, yani tehlikeli olarak görüyor diyeyim. Sölenterlerde eşeyli ve eşeysiz çoğalmanın birbirini takip ettiği özel bir üreme şekli de görülecek. Bazılarında ise özellikle seneye hidrada çok karşımıza çıkacak. Eşeysiz üremenin tomurcuklanma türü görülebilecek. Yani ana canlının vücudunda mitozla bir çıkıntı oluşuyor. Bu oluşan canlı büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ana canlıyı meydana getiriyor. E tabii ki ikinci bir eşey kullanılmadı, yumurta oluşmadı, sperm oluşmadı. O yüzden de eşeysiz üremedir diyoruz. Geleyim diğer grubum olan solucanlara. Solucanların vücutları genellikle nedir? Yuvarlak yapıya ya da yassı şekle sahiptir. Bazılarında vücutların böyle segment segment yani bölme bölme olduğunu da görebiliyoruz. Doku ve organ farklılaşması görülen ilk omurgasız canlıdan bahsediyoruz. Derileri tabii ki nemli bir yapıya sahip. Bunlarda Deri solunumu dediğimiz solunum görülüyor. Deri solunumu yapıldığı için gazlar kolay girsin, diğer gazlar kolay çıkabilsin diye zaten nemli bir yapıya sahip olmak zorunda. Toprakta yaşayanları var, suda serbest yaşayan türleri de var. Hatta insanların böyle bağırsaklarında parazit olarak yaşayan türleri de var. Sadece insanlarda değil, diğer hayvanlarda da aynı şekilde. Mesela tenya, bağırsak solucanı, kıl kurdu bunlar sindirim sisteminde yaşayan parazit sölenterlere örnektir. Eşeyli olarak üremelerine rağmen bazılarında eşeysiz üremede görülebiliyor gençler. Her mafrodit olanları da var. Yani bir solucan hem erkek organa hem dişi organa sahip olabiliyor. Hermafrodit aynı eşeyli olanlar da var mafrodit ayrı eşeyli olanlar da var. Nasıl anlatayım? Mesela bu solucan, e, hermafrodit ya. Hem erkek üreme organına sahip, hem dişi üreme organına sahip. İki organı aynı anda gelişip kendi spermleriyle kendi yumurtasını döllleyebiliyor, yeni bir birey meydana getirebiliyor. Bu hermafrodit tek bir birey olduğu için aynı eşeyli. Ama hermafrodit olan iki solucan yan yana gelebiliyor. Mevsimsel olarak uydurarak söylüyorum. Bu solucanın mayıs ayında erkek organı olgunlaştı, sperm üretebiliyor. Bu solucanın da mayıs ayında dişi organı olgunlaştı, yumurta üretebiliyor. Yani ikisi de hermafrodit ama karşılıklı olarak döl değişimi yapabiliyorlar. Yani hermafrodit ayrı eşeyli olabiliyorlar. Zaten yazmışız hermafrodit olsalar da genellikle kendi kendini dölleme görülmüyor gençler. Planarya, tenya, bağırsak solucanı, sülük bu grupta yer alıyor. Hatta planaryayı düşünecek olursak gidiyorlar üç parçaya ayırıyorlar. Şöyle planarya çizeyim size. Plenaryaya gidiyorlar, üç parçaya ayırıyorlar. Her bir parça kendini geliştirerek yeni bir planaryaya dönüşüyor. Yani eşeğsiz üreme yaparak da çoğalabiliyorlar diyeyim. Buradan da geleyim yumuşakçalara. Yumuşakçalar eklem bacaklılardan sonraki İkinci en büyük omurgasız hayvan grubundan bahsediyoruz. Çok farklı farklı çeşitler karşımıza çıkabiliyor. Tuzlu suda yaşayanlar, tatlı suda yaşayanlar var. Eşeğili üreme yaparak çoğalıyorlar. Suda yaşayanların solungaç solunumu yapmaktan başka şansı mı var? Hayvanlar aleminde hangi canlı olursa olsun... Suda yaşıyorsa solungaç solunumu yapacak gençler. Kabuklarının altında karada yaşayanlarda bir solunum yapısı var. Bu genişlemiş yüzey ile solunum olayını karada yaşayanlar gerçekleştirebiliyor. Çoğu yumuşakçada da dediğimiz gibi kılcal damar yok. Yani atar damarla toplar damar var. Sadece açık dolaşım dediğimiz dolaşım söz konusu oluyor. Ahtapot ve kalamarda ise kapalı dolaşım karşımıza çıkabiliyor eşeyli olarak çoğalırlar dedik. Birçok salyangoz türünün yani sümüklü böceğin her mağfredit olduğunu, hem erkek üreme sistemine hem de dişi üreme sistemine sahip olduğunu söylemiştik. Bazı yumuşakçalar pürüzsüz, parlak bir sedef tabakasına da sahip olabiliyor. Ahtapot, mürekkep balığı, salyangoz, istiridye, midye, yumuşakçalara örnektir. Hem besin olarak insanlar tarafından tüketilebiliyor hem de istiridyelerin o midyelerin içerisinden elde edilen inci Sedef farklı süs eşyası yapımında kullanılabiliyor. Tabii ki istiridyelerin inci üretmekteki amacı benim boynuna taksın, işte beni alsınlar, boyunlarına taksınlar, e, takı olarak kullansınlar, ticaret yapsınlar diye inci üretmiyor. Aslında... Asıl canlı kim? İçeride yumuşak olan canlı. Etrafında da koruyucu kabuk tabakası var. E bu canlı gaz alışverişi, besin alışverişi yaparken kabuğunu açıp kapatırken tozlar konabiliyor. İçeriye konan tozdan zarar görmemek için tozun etrafında bir tabaka oluşturuyor. Bir salgı oluşturuyor. Salgıyla onun etrafını sarıyor, 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 sarıyor. Biz de onun zarar görmemek için ürettiği o salgıya diyoruz ki aa ne güzel bir şey. İnci dediğimiz olay meydana gelmiş oluyor geleyim omurgasız hayvanların hatta hayvanların en büyük grubuna. Eklem bacaklılar karasal hayata başarılı şekilde uyum sağlamış, dünya üzerinde geniş alanlara yayılmış omurgasız canlılardır. Eklem bacaklarda bulunan dayanıklı hafif dış iskelet tabii ki uçmayı kolaylaştıracak. Hemen altında da iç organları koruyacak. Dış iskelet esnek olmadığından büyümeyi sınırlandırabiliyor gençler. Bu nedenle de bunlar başkalaşım metamorfoz geçiriyorlar. Mesela tırtılın kelebeğe dönüş Düşüm olayına bakacak olursak tırtıl büyüdü, büyüdü, büyüdü. Artık onun dış iskeleti onu kurtarmıyor. Etrafında bir koza örmeye başladı. Pupa evresi falan meydana geldi. Daha sonra kozayı yırtarak kelebeğe dönüşebiliyor. Başkalaşım, metaforfoz dediğimiz olay meydana geliyor. Ergin dönemde de deri veya kabuk değiştirme söz konusu olabilir. Eklem bacaklarının çok fazla çeşidi var. Haliyle bu kadar... Ortama uyum sağlamış canlıların da çok farklı özelliklerinin olması gerekiyor. Yürüme, yüzme, sıçrama, zıplama, uçma, yakalama, kazma, delme gibi değişik işlevlere sahip uzuvları olabiliyor. Sivrisinekte delme ile ilgili çene yapısı gelişmiş. Bilmem ne böceğinde kazma ile ilgili yapılar gelişmiş gibi düşünebilirsiniz. Kanat hayvanlar aleminde ilk defa tabii ki böceklerde karşımıza e, çıkıyor. Az önce demiştim ya çok fazla çeşit var. Buna bağlı olarak da üyeler farklı yapılara sahip olabiliyor. Ağız da farklı yapıya sahip olabiliyor. Ağızda da kes, kesme, delme, çiğneme, yalama veya emme görevlerini yerine getirecek şekilde farklılaşma söz konusu olabiliyor. Şuna bir yıldız atalım. Solunum çoğunda trake solunumu dediğimiz solunum la gerçekleşiyor. Yani içeride borular var. Bu borular içerisinde gaz alışverişi gerçekleşiyor. Hatta bunlar trake solunumu yaptıkları için çok hızlı hareket ederler. Örümceklerde ise kitapsa akciğerler dediğimiz akciğerlerle solunum gerçekleşiyor. Bu laf sizi kandırmasın. Kitapsı akciğer de aslında trakedir. Trakeyi oluşturan borular katlanıp kitaba benzediği için benzetme yapmışlar gençler. Suda kim yaşarsa yaşasın ne dedim ben? Solungaç solunumu yapacak. Yumuşakçanın suda yaşayanı solungaç. Eklem bacaklının suda yaşayanı tabii ki solungaç solunumu yapacak. Eklem bacaklılar açık dolaşım sistemine sahip boşaltım atıkları da ürik asit şeklinde olacak. Eklem bacaklılar ayrı eşeyli canlılardır. Bazı türlerinde her söz konusu olabiliyor. Bunlar ayrı eşeylilerse döllenme, iç döllenme dediğimiz bir durum söz konusu. Yani döllenme dişi bireyin vücudunun içinde gerçekleşiyor. Sonra bunlar dışarıya yumurtalarını bırakıyorlar. Karıncalar, arılar gibi böcekler de koloni oluşturarak yaşayabiliyorlar. Yengeç, karides, ıstakoz, akrep, kene, örümcek, çekirge, kelebek, sinek, devarı, kırkayak, çıyan bunlar canlılarımıza örnek olacak diyeyim. Ve son grubumuza da geçeyim. Derisi dikenliler dediğimiz zaman bunların tamamı denizlerde ve okyanuslarda yaşıyor. Kim? Deniz Yıldızı, Deniz Kestans, Deniz Lalesi, Deniz Hıyarı bu gruba örnek. Sadece karıştırma Deniz Atı ay başında gördüm yazayım deme. Deniz Atı balık gençler derisi dikenli değil. Bu canlıların iç iskeletleri var. Yani Tabii ki benim gibi kıkırdak ve kemikten yapılı değil, kalsiyum karbonattan oluşmuş basit yapılı bir iç iskeletlere sahipler. Suda yaşadıklarına göre de ne solunumu yapmaları gerekiyor? Solungaç solunumu dediğimiz solunumu gerçekleştirmeleri gerekiyor. Eşeyli üreme yaparak çoğalabiliyorlar. Aynı zamanda eşeysiz üreme de bunlarda söz konusu oluyor. Deniz yıldızının bir tarafından parça koparttım. Kopan parça kendini yeniledi. E ee, ana canı da kendini yeniledi. Yani eşeysiz üremenin rejenerasyonun görüldüğü canlı grubuna örnek olacaktı diyeyim. Buradan da hemen sorulara geçirerek dersimizi bitirmiş olayım. Üç tane alem anlattık gençler. Ee, bu alemler bizim için önemli. Üniversite sınavında sık sık soruları geliyor. Unutmayın. Bitkiler aleminde yer alan canlılarla ilgili verilenlerden hangileri söylenebilir? Şimdi bitkileri düşündüğümüz zaman heterotrof besini dışarıdan hazır olarak alan canlı için besin kaynağıdır. Evet bitkiler olmasa besin besin ihtiyacı ihtiyacımı karşılayamıyorum benim için besin kaynağı oluyor tamamı kendi besini kendi üretir demiş tamamı dediği için kabul edemedim Çünkü bizim kimlerimiz var tam parazit bitkilerimiz var tam parazit bitkiler besin ihtiyacını konaktan karşılıyor tamamının ökaryot hücre yapısına sahip olduğunu söylemiştik tamamının çok hücreli olduğunu da söylemiştik tek hücreli bir canlı bitki çeşidimiz yok. Cevabımız da 1, 3 ve 4 şeklinde oldu. Diğer bir sorumuza da bakalım. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri mantarlarda görülebilir diyor. Mantarların hücre duvarı var. ve Olan duvarda ne yapılıydı? Kitin yapılıydı. Bitkilerin selüloz, mantarların kitinde unutma. Demek ki bu olacak. Glukozun fazlasını glikojen olarak depoluyorlardı. Evet, bakteriler, mantarlar ve hayvanlar alemindeki canlıların depo karbonhidratı glikojendir. Kendi besinini kendi üreten bir mantar türü yok. Mantarların tamamı heterotrof beslenme özelliğine sahiptir. Ama mantarların bazılarının parazit olduğunu, hastalık yaptığını, başka canlılar üzerinde yaşayabildiğini söylemiştik. O yüzden de cevabımız ne oldu? 1 ve 4 oldu diyeyim gençler hemen diğer bir sorumuza da geçerek bitiriyorum bir canlının özelliklerinden hangilerine sahip olması bu canlının omurgasız hayvanlar grubuna ait olduğunu kanıtlar her mafrodit olması illa omurgasız hayvan olacağı anlamına gelmez o yüzden de bunu elemiş olayım Karnında sinir şeridi bulundurması siniri varmış karın kısmındaymış o zaman bu omurgasız hayvan. Hücre dışı sindirim yapmayı ben de gerçekleştirebiliyorum. Mesela midemin içine enzim gönderip midemin içinde besinleri parçalamam aslında hücre dışı sindirim yapmamdır. Kanıtlar dediği için de cevabımız yalnız iki oldu diyeyim ve dersin sonuna geleyim. Peki bugünkü dersimiz çok önemliydi. Çok eee soru gelen alemleri anlattık. Bitkiler aleminde yer alan canlıları ve bu canlıların özelliklerini öğrendik. Mantarlar alemi içinde de aynı şeyi yaptık. Omurgasız hayvanların kimler olduğunu, sünger, sölenter, solucan, yumuşakça, eklem bacaklı, derisi dikenli olduğunu söyledik. Bu hayvanların özelliklerini de öğrendik diyeyim gençler. Zaten bundan sonra da omurgalı hayvan ve virüsleri yaptığımız zaman konularımız bitmiş oluyor. Hemen ödüllü soruya da geçiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.